Doğan, ne arıyorsun? Standart, sen ne yapıyorsun? Allah şükürler olsun. Bizim Muhsin müdafası ne oldu? Muhsin müdafası mı? O ne ya? Sivas'taki abimlere dava açacaktın ya. Muhsin müdafası ne abi ya? Öyle yazılmış ilk Türk romanı gibi. Muris muvazası. Ayrıca ben senden vekaletler istedim, verdin mi? Verdin. Tapu örneklerini istedim, getirdin mi? Verdim, vekaletnameyi ve her şeyi verdim sana. Tamam, halledeceğim ben abi. Buradan Sivas'taki malbük işini halledeceğim ha? Bu yap diye bir şey var diyeceğim sana da sen onları da başka başka çevireceğim diye korkuyorum demiyorum. Değil mi? De, eğer sen çok meşgulsen... Hı-hı. Bir koli çekirdek alıp daha pahalı bir avukat mı tutacaksın kendini? Sen de haklısın. Çok güveniyorum sana. Halledeceğim abiciğim, ben merak etme. Hadi. Ne oldu ya? Bir yattık. Selamı sabah kesti. Nasıl olsa alacağımı aldım. Pislik. Hepiniz aynısınız. Ama merak etme, hamile kalırsam sana yıkılmam. Kendim bakarım çocuğa. Ay, çok duyduk biz bunları. İki gün sonra ararsın beni. Çocuk özledi, 5 dakikada olsa gel diye. Keyfimden mi arıyorum sanki? Çocuk bu, istiyor. Ne yapayım, ağzını mı bantlayayım? Hani yıkılmayacaktın sen bana, ha? Hani kendin büyütecektin çocuğu? Senden gelecek hayır, Allah'ımdan gelsin. Çok şükür durumum iyi. Aslanlar gibi bakarım çocuğuma ben. Ana da olurum, baba da olurum. Bana vicdan yapma. Ay, şu an tüylerim diken diken oldu. Yemin ediyorum kucağımda çocukla böyle yağmurlu bir günde senin gelişini bekliyormuşum gibi hissettim. Allah korusun. Yani var ya, benim de şurama taş oturdu resmen. Ay, çocuğun ne suçu var? Doğmuş artık, al sorumluluğunu değil mi yani? İşte sen böyle bir pisliksin Melike. Melike. Hadi. Tamam, geleceğim şimdi. Hadi hadi git annenle. Yalan mı dönsün? Nefis terbiyesi ya. İşte öyle kendimi eğitiyorum. Çat diye vuruyorum arada. Ay yok be. Yalan söylüyorsun. İnsan o kadar şiddetli vuramıyor kendine. Erkek kuvveti başka, güzelim. Melike. Ay tamam, geliyorum. Neyse, öğrenirim ben sonra işin aslını. Yemeğe gideceğiz şimdi. Bir şey konuşacağım seninle sonra. Hatırlat bana. Bir şey diyeceğim. Şimdi söyle, merak ederim. Sonra. 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 Oy! Hey! Buyur Osman amca. Sabah erkenden bana gel. Konuşacaklarım var. Tamam Osman amca. Ne konuşacak benimle ya? Ne işin vardı kızımla aynı yatakta diyecek. Üf, benim bir bahane bulmam lazım. Ay hala oturuyor musun sen oğlum? Kalk giyin. Osman Bey'le de davetliyiz yemeği bütün apartmanı, unuttun mu? Doğan. Ah, o ne suratındaki? Sarımın bayım anne. Gelemem. Herkese bulaşır. Sarı humam var ülkede. Deli deli konuşma, Afrika'da o. Hayır, artık ülkemizde de var. Duymadın mı anne? Açıkladılar. Ben ikinci vakaymışım. Özür dilerim anne. Oğlun yine birinci olamadı. Ama bütün belirtilerim var, merak etme. Sırtım ağrıyor. Gözlerim sarı mı? Gözlerim sarı mı? Allah, bak halsizlik desem bak. Bak. Yarın doktora gideceğim hiç beklemeden. Sen onlara gelemiyor de, kimseyi riske atmak istemiyor de. Kanlar mı anne? Kanlar mı? Ay. Hiçbir şeyin yok senin. Hem uydurma. Nerede
zaten sarı humma olacaksın sen. Yani Osman Bey korkusundan ne yalan uyduracağını şaşırdın Doğan. Ama çok ayıp. Bak adam ev sahibimiz, gitmemiz lazım. Ha Melike olsa koşa koşa giderdin değil mi? Ben sorumluluk sahibi bir insanım anne. Kimseyi riske atamam. Karantina da de. Hepinizi düşündü Doğan. Hiçbirinize kıyamadı de. Bu güzel apartman hep böyle güzel kalsın istiyordu de. Ne olur söyle onlara anne. Aman iyi. Ben gidip haber vereyim. Sonra da gelip sana bir zencefilli çay yaparım. Anne sarı ummayım diyorum, zencefilli çay diyorsun anne. Yok mu kavun gibi bir şey ya içeride? Yani bütün ülkede sarı humma döndü dolaştı seni mi buldu Doğan? Yani her şeyin bir değişik oğlum ya. Her şeyin bir değişik. Kısmet anne, ne yaptım? Gidip büfeden mi aldım? Bulaştı işte Allah'ım. Of be, atlattık Osman amca stresini. Aman bulmayacağım bahane falan. Ne olacaksa olsun ya, yeter artık. Şamar olan olduk herkesin ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.